Deney Yap Atölyesi Jetson Ana Kurulumu'na hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümde sizlere Deney Yap Atölyesi'ne gelen Jetson Ana üzerine nasıl Ubuntu ve ROS kurulacak ondan bahsedeceğiz. Öncelikli olarak kutuyu açtığımız zaman Jetson Ana'mızı görüyoruz. Bu Jetson Ana modülümüz de yani piyasada SD kartlı olmadığı için artık üzerinde flash olan bir Jetson Ana kullanıyoruz. Dolayısıyla bunun üzerine Ubuntu'yu flash yaparak yüklememiz gerekiyor. Bunun için Jetson Ana'yı elimize alıyoruz. Daha sonra kutunun içerisinde, poşetin içerisinde sarı bir jumper kablomuz var. Jumper kabloyu çıkartıyoruz. Daha sonra bu jumper kablomuzun şurada görmüş olduğunuz gibi biraz daha şöyle büyüterek yaklaşmaya çalışıyorum. Evet, kaçıncı pini? Baştan 3 ve 4. pinlerine takıyoruz. Sağ baştan itibaren 3 ve 4. pinlerine takıyoruz. Daha sonra Jetson Ana'mızı kabloyla birlikte bağlıyoruz. Hangi kabloları bağlıyoruz? Öncelikli olarak bir micro USB kablosunu bağlıyoruz. Micro USB kablomuzu bağladık. Daha sonra yine kutunun içerisinde çıkan adaptörümüz var. Bunu bilgisayarımıza bağlıyoruz. Bilgisayarımızda bir Ubuntu olması gerekiyor veya VirtualBox üzerinde Ubuntu olması gerekiyor. Eğer Ubuntu'yu VirtualBox üzerinde kullanıyorsanız mutlaka USB ara biriminin köprülenmiş olması gerekiyor. Şu an için cihazımız bağlandı. Bu modda jumper modunda bağladığımız andan itibaren artık Ubuntu'muz bunu tanıyabilir. Şimdi internete bağlanıyoruz. Bağlamadan da bir... Şimdi ilk flashlama işlemini yaparken ekstra bir güç bağlamamıza gerek yok ama daha sonra çalıştırırken mutlaka bir ekstra güç girişine ihtiyacımız olacak. Şimdi bilgisayar ortamına geçiyoruz. Bilgisayar ortamında ilgili yazılımların kurulumuna başlıyoruz. Evet, şimdi sizlere Jetson Ana'mıza nasıl flash atılır ondan bahsedeceğiz. Öncelikli olarak Google'a giriyoruz. Google'a Nvidia SDK Manager yazıyoruz. Daha sonra çıkan sayfalar içerisinden en üstteki sonuca tıklayarak Nvidia'nın sitesine erişiyoruz. Nvidia'nın sitesinden sağ üst köşede olan dep uzantılı Ubuntu dosyasını indiriyoruz. Bu dosya yaklaşık 100 MB boyutunda. Bu dosya indirildikten sonra 100 MB dosya indirildikten sonra bir kurulum komutu var. Biz daha önce de bunu kurduğumuz ve SDK paketlerini indirdiğimiz için bu kurulumu tekrar gerçekleştirmeyeceğiz. Ancak nasıl kurulum yapılacak? O konuda sizlere kısaca bahsedeceğiz. Kurulum indirme işlemi tamamlandıktan sonra bir terminal açıyoruz. Açılan terminale bir çalıştırma komutumuz var. Download klasörün içerisinde sudo dpk diyoruz. -i diyerek burada dosyamızın ilk iki karakterini yazdıktan sonra tab tuşuna basıyoruz ve otomatik olarak tamamlıyor. Ve enter tuşuna bastığımız andan itibaren bir paket açma işlemini gerçekleştirilir. Kurulum gerçekleştirmiyor. Bunu biz şu anda enter tuşuna basmıyoruz. Çünkü özellikle paketlerin indirmesi çok uzun sürüyor. Ama siz bu işlemi yaptığınız zaman kurulum başarılı bir şekilde gerçekleştirilecektir. Şimdi kurulumu başarılı bir şekilde gerçekleştirdikten sonra bu dosyamızı Nvidia SDK Manager'ımızı SDK Manager yazarak açıyoruz. Karşımıza şöyle bir ekran geliyor. Hemen birkaç saniye içerisinde gelecek. Evet. Öncelikle olarak şöyle bir ekran geliyor. Bu ekran içerisinde cihazımız bağlı olduğu için karşımıza bu ekran geldi. Fakat biz bir oturumdan çıkalım. Tekrar oturum açalım isterseniz. Çünkü daha önceden yapmış olduğumuz bir işlem olduğu için otomatik bir şekilde oturum açtı şu anda. Oturum açılma işlemini için sizden Nvidia sitesine bağlanmanızı, kullanıcı adı ve şifresiyle bir hesap oluşturmanızı istiyor. Veyahut Gmail hesabınızla veya Facebook hesabınızla bağlanabilirsiniz. Burada tabii biz bir önceki kurulumdan dolayı sürekli hızlı bir şekilde login oluyor. Evet, şu ekran karşınıza gelecek. Bu ekran karşınıza geldiği zaman otomatik olarak sizi bir sayfaya yönlendirecek. Bu sayfanın içerisinden e-mail adresinizi gireceksiniz. E-mail adresinizi girdikten sonra sizden şifrenizi isteyecek. Siz yine alternatif bir giriş metotlarını kullanarak Facebook ya da Gmail hesaplarını kullanarak oturum açacaksınız. Oturum açtığınız zaman otomatik olarak
SDK Manager cihazınız bağlandıktan sonra karşınıza 3 tane seçenek getirecek. Bu seçeneklerden bir tanesi en üstteki Jetson Nano. Alttaki yine Jetson Nano Developer Kit diye geçiyor. Bizim şu anda kullanmış olduğumuz 3449 versiyon olması lazım. Yine bir gözden geçirebiliriz. Daha sonra seçtikten sonra OK diyoruz. İleri diyoruz. Burada dikkat ederseniz hemen bir kısaca bakalım. En üst tarafta Jetson ürünümüz seçili. Alt tarafta Hardware Configuration'da Host Machine aktif, yani seçili durumda. Herhangi bir problem yok. Hemen sağ tarafta bizim Developer Kit'imiz seçili. Yine bakın Target Operating System. Biz Linux Jetpack'i atacağız. Bunun içerisinde biz 4.6.2'yi seçtik. Yine ilave SDK olarak da DeepStream diye bir SDK var. Bunlar kendisi otomatik seçili olarak geliyor ve biz buradan Continue diyerek bir sonraki adıma geçiyoruz. Bir sonraki adıma geçtik. Bu adımda şöyle bir şeyimiz var. Biz daha önceden bu paketleri indirdik. Bu paketlerin indirilmesi zaman alıyor. Bu paketlerin indirilmesi internet hızınıza göre 1,5 saat ile 3 saat arasında değişebiliyor. Ve bu paketleri hepsini download et diyerek bütün paketleri indirmeniz gerekiyor. Yukarı tarafta görmüş olduğunuz gibi CUDA komponentleri 2.4 GB. Yine Computer Vision 176 MB ve Developer Tools 528 MB daha önceden indirildi ve kuruldu. Alt kısımda ise yine Jetson Nano'nun OS imajı dediğimiz işletim sistemi imajı 1.7 GB. Hemen alt tarafta yine Jetson SDK komponentleri var. Bunlar download edildi ama henüz yüklenmedi. Burada seçilerek yükleme işlemi gerçekleştirilebilir. Direkt sol alt köşedeki I accept terms and conditions'ı tıkladıktan sonra continue diyerek bir sonraki adıma geçebiliriz. Bir sonraki adımda size şifrenizi soruyor. Bizim şifremiz 1234 olarak Ubuntu şifremizi giriyoruz. Ubuntu şifremizi girdikten sonra bakın burada Jetson Nano Developer Kit'e bir flashlama yapılmadan önce bize bazı bilgiler veriyor. Biz şu anda otomatik setup, manuel setup işlemlerini gerçekleştireceğiz. Manuel setup Jetson Nano diyeceğiz. Bunun için bir yine bir kullanıcı adı ve şifre belirlememiz gerekiyor. Kullanıcı adı ve şifrede kullanıcı ismini Jetson, password'u da yine Jetson yazarak bir işlem gerçekleştiriyoruz ve flash dediğimiz andan itibaren sürecimiz başlıyor. Şimdi burada dikkat ederseniz hemen alt tarafta artık kurulum işlemleri başladı. Şu anda %34'te yaklaşık 10 dakikalık bir zaman sürüyor. Bu 10 dakika içerisinde flashlama işlemini gerçekleştiriyoruz. Flashlama işlemini gerçekleştirdikten sonra artık Jetson Nano içerisindeki Linux'imize bağlanarak ROS kurulumlarını gerçekleştirebiliriz. Şu anda flashlama işlemi devam ediyor. Biz videoyu durduralım. Flashlama işlemi bitinceye kadar daha sonra kaldığımız yerden devam edelim. Evet, şimdi kurulum işlemini tamamladık. Burada görmüş olduğunuz gibi bir IP adresimiz var. 192.168.55.1 ile artık IP üzerinden erişmemiz gerekirse bu IP'yi kullanacağız. Şimdi bu işlemi tamamlandıktan sonra skip diyerek bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Evet, bu işlemi tamamlandırdık. Finish and exit diyerek süreci tamamlıyoruz. Şimdi Jetson Nano üzerindeki jumper'ı çıkartıyoruz. Micro USB'mizi çıkardık. Daha sonra sarı jumper'ımızı çıkardık ve artık güç adaptörüne bağlayarak ekranımıza bağlayabiliriz. Şimdi evet, şimdi arkadaşlar Jetson Nano üzerinde kurulumumuzu gerçekleştirdik. Kurulumumuzu gerçekleştirdikten sonra şimdi bir ROS kurulumunu gerçekleştirelim. ROS kurulumunda Melodic gerçekleştireceğiz. Bunun için wiki.ros.org/melodic-installation-ubuntu adresini tarayıcıya yazdık. Tarayıcıya yazdıktan sonra bir ROS'u nasıl kurarız ondan bahsedeceğiz. Aslında birçok şey burada verilmiş durumda. Şimdi aşama aşama kurulumları gerçekleştirelim. Bununla ilgili olarak ilk olarak bir kaynak dosyaların listelenmesini alıyoruz. Bunun için bir terminale birinci kodumuzu yapıştırıyoruz ve Enter tuşuna bastığımız andan itibaren
Jetson için kullanmış olduğumuz pasportumuzu yerine getiriyoruz. Daha sonra ikinci sıradaki kurulum anahtarlarını alıyoruz. Kurulum anahtarları CURL diye geçiyor arkadaşlar. Öncelikle olarak kurulum anahtarlarını alıyoruz. Bunun içerisinde github.contents.com üzerinden ROS distroları alıyoruz. Daha sonra bu kurulum anahtarıyla birlikte ilgili kaynak anahtarını aldıktan sonra şimdi bir güncelleme işlemi, SUDA update ile bir güncelleme işlemi gerçekleştiriyoruz. Daha sonra bunu çok sık yapmamız gerekiyor. Yani herhangi bir güncelleme yaptıktan sonra bunu yapmamız gerekiyor. Daha sonra full desktop installation diyoruz. Yani recommended dediği, tavsiye edilen versiyon bu. Bu kurulumu gerçekleştiriyoruz. Kodumuzu kopyalayıp terminal yapıştırdıktan sonra burada görmüş olduğunuz gibi tam kurulum gerçekleşiyor. Bu kurulum biraz uzun sürebilir. Şimdi yaklaşık 1.8 GB'lık bir kuru alan istiyor bizden. Evet, yes deyip bastıktan sonra artık ROS kurulumuza aşama aşama devam ediyoruz. Bu arada kurulum gerçekleştirirken biz hemen sağ tarafta şu kurulum sırasında neler var onlara bir kısaca bahsedelim. Biz şu anda bir desktop kurulumu gerçekleştirdik. Adım 1.4'teyiz. Daha sonra adım 1.5'te environment setup dediğimiz. Öncelikli olarak 5RC içerisinde bir konfigürasyonumuz olacak. Bu 5RC konfigürasyonu bizim ROS'umuzun çevresel değişkenler adını vermiş olduğumuz dosya içerisinde tanımlanması. Böylece ROS ile ilgili bir komut yazdığımız zaman otomatik olarak ROS tarafından bu komutumuz tanımlanıyor. Burası bir buraya environment setup deniyor. Daha sonra 1.6'da dependency for building packages'de bu kurulum paketleri, oluşturma paketleri için ya da derleme paketleri için bağlılıkları bize oluşturmasını sağlıyor. Burada dikkat ederseniz işte SUDA apt install Python ROS tab, Python ROS install, Python ROS install generator, Python WS tool gibi dependency'leri, bağlılıklarımızı bize getiriyor. Bunun içerisinde işte ROS tab'in inişarize edilmesi, başlatılması var. Daha sonra kurulum işlemlerini yine ROS tab update yaparak sonucu tamamlıyoruz ve böylece artık ROS kurulumuz gerçekleşmiş oluyor. ROS kurulum gerçekleştikten sonra burada yine aşama aşama Gazebo kurulumunu gerçekleştireceğiz. Bu sırada Gazebo kurulumumuz var. Ondan sonra kullanmaya başlayabiliriz. Kullanım sırasında bazı paketlerin eksik olduğunu siz de göreceksiniz. Çünkü uyarı içerisinde bazı paketlerin olmadığını belirtecek. Bu paketleri de sırası geldiği zaman kurulumu gerçekleştirebiliriz. Şimdi evet, şimdi kurulum tamamlandı. Kurulum tamamlandıktan sonra adım adım devam ediyoruz. Şu anda bir sonraki işlem olan çevresel parametrelerin ayarlanması ile ilgili bölüm 1.5'i yapıyoruz. Bölüm 1.5'te eko diyerek ilk önce bir görüntüleme yapacağız. Bakın burada şurayı bir alalım. Evet, enter tuşuna bastığımız zaman evet şu anda 5RC dosyasını şu anda source ederek karşı tarafa eklemiş olduk. Burada evet. Şu anda eklendi. Evet, ROS Core dediğimiz zaman artık otomatik olarak ROS'un çalıştığını görüyoruz şu anda. Şimdi geri kalan birkaç ayarımız kaldı. Onları da yaptıktan sonra süreci tamamlayabiliriz. Bir de alt tarafta dependency for building package dediğimiz bir kısım var. Burayı da tamamlayalım. Evet. Bağlılıklarımız da kurduktan sonra artık ROS tab'i ayağa kaldırıyoruz. Sürecin tamamlanmasını bekliyoruz. Süreç tamamlandıktan sonra ROS tab'i inişarize edip ayağa kaldırıp artık
ROS'umuzu tamamen kullanmaya başlayabiliriz. Buradan klasör olarak bir Katkin Crate diyerek bir workspace oluşturacağız. Workspace oluşturduktan sonra içerisine paketlerimizi oluşturup çalışmaya başlayabiliriz. Şu anda Python ROSTEP'i de yükledik. Yine ROSTEP init'i de gerçekleştirdik. Şimdi ROSTEP update dediğimiz zaman evet, şu anda Other Locations'tan OPT'nin içerisinde girdiğimiz zaman Other Locations'a tıklayalım. Buradan OPT'nin içerisinde arkadaşlar ROS'u görebiliriz. ROS'un içerisinde zaten çift tıkladığımız zaman Melody'in kurulu olduğunu görüyoruz. Bunun içerisinde paketleri de burada listeleyebiliriz. Ama biz paketimizi, özellikle Workspace'imiz, çalışma alanımızı burada yeni bir klasöre ekleyerek de oluşturabiliriz ya da kendimiz Katkin Create Workspace diyerek de oluşturabiliriz. Evet, bir Katkin Workspace oluşturduk. Bunu da yine aynı şekilde 5RC içerisine tanımlayarak özellikle ROS klasörümüzde tanımlayabiliriz. Terminal dosyamızı açıyoruz. Terminalin içerisinde evet, Katkin init yaparak başlatabiliriz. Bir de Katkin'i ekleyerek de başlatabiliriz. Evet, sudan ana diyerek bir 5RC dosyasını açalım. Evet, 5RC dosyamızın içerisinde en alt tarafta bakın şurada source dosyamızın oluştuğunu görüyoruz. Aynı zamanda bunu setup.5'i de ekleyeceğiz. Şimdi bunu buradan alıyoruz. Yine aynı şekilde source yazarak setup.5 dosyamızı ekliyoruz. Evet, böylece tanımlama işlemlerimizi bitirmiş oluyoruz. Böylece setup.5 dosyamızın içerisindeki bütün değişkenleri ve tanımlamaları otomatik olarak tanımlamış oluyor. Böylece ROS kurulum işlemlerimizi başarıyla gerçekleştirmiş oluyoruz.